Eskiye oranla zamanın ne kadar hızlı geçtiğini siz de fark ediyor musunuz? Peki ayların hafta, haftaların gün, günlerin ise saat gibi olduğunu? Peki ya bu kadar hızlı geçen zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerektiğinin farkında mısınız? Her insana dünyada verilmiş bir zaman vardır. Bu herkesin bildiği ancak üzerinde düşünmediği gerçektir. Bir kutunun içine doldurulmuş taşların birer birer alınmasıyla birlikte kutunun boş kalması gibi insanın yaşamı da zamanla tükenir. Bu kesin bir gerçek olmasına rağmen birçok insan zaman üzerinde düşünme ihtiyacı hissetmez. Zamanı iyi değerlendirmek ise böyle kişilerin aklına bile gelmez. Bazı insanlar da zamanını çok iyi değerlendirirler. Ancak amaçları sadece dünyevi hırslarını tatmin etmek, daha ünlü, daha sevilen, daha zengin veya daha güzel biri olmaktır. Zaman nasıl boşa harcanır? Birlikte düşünelim. Ömrünün hiç bitmeyeceği yanılgısına kapılmış olan biri zamanı müsrifçe harcayabilir. Örneğin televizyon başında uzun vakitler geçirebilir. İnternette amaçsızca dolaşıp fayda getirmeyecek tartışmalar başlatabilir. Gereksiz konuşmalarla hem kendisinin hem de başkalarının zamanını alabilir. Geçen zamanı insanın geri alması mümkün değildir. Hatalar telafi edilebilir, eskiyen her şey değiştirilebilir ancak boşa harcanan vakit geri alınamaz. Bu nedenle insan ne yaptığının tam olarak farkında olmakla yükümlüdür. Bir dakikadan ne olur ki demeden her anı çok iyi değerlendirmek esas olandır. İşte iman edenler bu gerçeği bilir ve Allah rızasını gözeterek her anlarını çok iyi değerlendirirler. Zamanın bir özelliği de bazı insanları atalete düşüren, direncini zayıflatan, pasifleştiren konulardan biri olmasıdır. Ancak irade gösterip karar alarak bu durumdan kurtulmak mümkündür. Zaman en büyük nimetlerden biridir. Çünkü imanlı bir insana her an Allah'a yakınlaşması, sürekli güzellik ve hayır getirecek faaliyetler yapması için verilmiş bir fırsattır. Dünya hayatında herkes için belirlenmiş olan, kısıtlı zamanda yapılan her güzellik, insanın ahiret hayatındaki yerini belirleyecek birer vesiledir. Unutmayın ki her insan ahirette yaptıklarından sorguya çekilecektir. Gün içinde yaptığımız her hareket, söylediğimiz her söz, bütün niyetlerimiz ahiret gününde eksiksiz olarak karşımıza getirilecektir. Kehf suresinde Allah bu gerçeği inkarcıların durumunu örnek vererek şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kitap konulmuştur. Artık suçlu günahkarların onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki, eyvahlar bize. Bu kitaba ne oluyor ki? Küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor. Yapıp ettiklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.